Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınların hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki Tümevarım 5 testlerindeki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bir araç kavşak noktasına girerken hızını düşürüp A noktasından B noktasına kadar saatte 30 km sabit hızla gitmektedir. Birimlere dikkat edeceğiz değil mi arkadaşlar? Evet bu kavşak yarıçapı 40 metre olan bir çemberdir. Yarıçapı 40 metre olan bir çember. Ya saatte bizim hızımız saatte 40 kilometre. O zaman ben bu metreyi neye çevireceğim arkadaşlar? Kilometreye çevireceğim. Arkadaşlar 1 kilometre 1000 metre değil mi? O zaman biz ne yapacağız? 40 metreyi 40 metreyi kilometreye çevireceğiz. O zaman ne kadardır bu? İşler dişler yapınca 40 bölü 1000 diyebiliriz. Bunu ne oldu arkadaşlar? Bunun yarıçapı 40 bölü 1000 oldu. Peki bunu yazdık. Bu kilometre oldu. Sonra A'dan B'ye 6 saniyede. E bizim saatte gidiyordu. E o zaman saati de saniyeye çevirelim. Ya yani saat saniyeye nasıl çeviriliyordu? Arkadaşlar 1 saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. E 1 dakikada neydi arkadaşlar? 60 saniyeydi. O zaman 60 dakikayı 60 ile çarpınca o zaman 1 saatte kaç yapmış oluyor arkadaşlar? 3600 saniye yapmış oluyor. O zaman ben bu 3600 6 saniye çevirirken saati çevirirken ne olacak arkadaşlar? Bizim t'mizde ne olacak? 6 bölü 3600 olacak arkadaşlar. Tamam. Bunu da 6 bölü 3600 ne yaptı arkadaşlar? Saat şeklinde yaptı. Oran orantı yöntemiyle de yapabilirsiniz. Zaten burada da ne çıktı? 40 kilometreye çevirirken de yani metreye kilometreye çevirirken de 40 bölü 1000 olduğunu gördünüz. Bu da 6 bölü 3600 olduğu aşikar zaten. Neyse şu mantıkla da yapabilirsiniz. 1 saat 3600 saniye ise 6 saniye kaç saattir diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Ya da kaç saniye 6 saniyedir diye sorabilirsiniz. Kaç saat 6 saniyedir diye sorabilirsiniz. Neyse devam edelim. Şimdi biz şeyi kullanalım. X eşittir V çarpı T değil miydi arkadaşlar? Gidilen yol. Evet gidilen yola bakalım. Gidilen yol burası. Gidilen yol bir yay uzunluğu. Yani 2 pi R. R'miz kaç arkadaşlar? 40 bölü 100 değil 1000. 40 bölü 1000. 2 pi r alfa bölü 360'lık yol gidiyor bu. İşte bu x eşittir v çarpı t'yi yapıyorum arkadaşlar. Yolu yazdım. Eşittir v çarpı hızı ne? Hızı 30 km. V çarpı t. t neydi arkadaşlar? 6 bölü 3600 oldu. Şimdi buradan sonuca ulaşacağız. Şu sıfırlar gitsin mi? Gitsin. Sonra 360'la buradaki 360 sadeleşsin mi? Sadeleşsin. Sonra buradaki 3 ile pi sadeleşsin. Pi 3 alınacak demiş çünkü. Ondan sonra 0 ile buradaki 0 sadeleşsin. Şuradaki 2 ile de 6'yı sadeleştirdiğimizde 3 kaldı. Yukarıda 4 aşağıda 100 kaldı. Başka da bir şey kalmadı. 4 alfa bölü 100 eşittir. 3 yaptı arkadaşlar. Hatta bununla da bu sadeleşince 25 kaldı. Alfa da buradan 25 çarpı 3'ten kaç yapıyor arkadaşlar? 75 yapıyor. Yani sorumuzun cevabı böylelikle edremit oldu. Şekildeki küp birbirine eş 125 birim küpten oluşturulmuştur. Oluşan büyük küpün tüm yüzeyi yeşile boyanıp sonra birim küplere ayrılıyor. Buna göre sadece bir yüzü boyalı olan. Arkadaşlar bir yüzü boyalı olanlar, üç yüzü boyalı olanlar neredeydi? Köşelerdeydi. İki yüzü boyalı olanlar ayrıt üzerindeydi. Ayrıt üzerindekileri sayıyorduk. İşte şu ayrıtlar üzerinde mesela. işte şu ayrıtlar üzerinde. Peki bu iki yüzü boyalı olan. Tek yüzü boyalı olanlar nerede neredeydi arkadaşlar? Bu Sadece ve sadece yüzey üzerinde kalan. Sadece yüzey üzerinde kalan arkadaşlar. Ayrıt değil. Köşe değil. Yüzey üzerinde olan. E burada kaç tane var arkadaşlar? 3'e 3. 9 tane burada mı var? Aynı şekilde 9 tane burada mı var? Evet. Burada 9 tane her bir yüzeyde 9 tane yüz olduğuna göre o zaman bir yüzeyi boyu alan kaç tane küp vardır? Arkadaşlar bu küpte 6 tane yüzey olduğuna göre 6 tane 9 alanı olacaktır. Hatta bak buradaki de şöyle göstereyim. Burada da 9 tane olacak hocam. E 6 tane 9 kaç yapar o zaman arkadaşlar? 54 yapar. Yani cevabımız böylelikle denizli yaptı. ABCD kare B ve C merkezi çeyrek çemberin kesim noktası E noktası olarak verilmiş. Arkadaşlar B merkezli bir çeyrek çember var. Bir de C merkezli bir çeyrek çember var. Bak biri bu biri de bu. Kesim noktası da E olarak verilmiş. E buradan bir yarıçap çizilmiş. Tamam. Başka bir şey verilmiş mi? DK ile KC birbirine eşit verilmiş. Hocam şunlar birbirine eşit. Bir de AL ile LB bunlar da birbirine eşit. E hocam şurası 90, burası 90 olduğundan dolayı ve şunlar da birbirine eşit olduğundan dikdörtgen mi oluştu burada? Yani şunlar ne oldu arkadaşlar? 90'lar derece oldu. E hocam burası AA diyecek olursak. E burada aslında B merkezinin yarı çapına bakın. 2A değil mi? Evet. E 2A ise şu da B merkezliğinin yarı çapı değil mi arkadaşlar? En etkili silahımız yarı çaptı Zaten yarı çaplara bakacağız. Bak çizilmiş bile. Yarı çap çizilmiş. Hocam bu da 2A. A Aa, bakıyoruz burada. Şurada bir üçgen var. Bu üçgene dikkat edin. Nasıl bir üçgen arkadaşlar? 90'ın karşısı 2A hangi açının karşısı A'dır? 30'un hocam. E o zaman buradaki açı kaç derece oldu? 30 derece oldu arkadaşlar. Hatta burası atmış oldu. 90'dan 30'a geçiş. Peki C merkezi çembere dikkat edelim. C merkezi çemberde de bu yine yarıçap değil mi? Evet C merkezinin yarıçapı da A A iken yine 2 A değil mi? Evet. Burası da 2 A. E hocam bir de buradaki dik üçgene dikkat edecek olursak 90'ın karşısı 2 A iken hangi açının karşısı A'dır? Tabii ki 30'un. Yine burası 30 derece oldu. E hatta burası 60 derece oldu. E artık bizden X isteniyor. X'e bakacak olursak 30 ile 30'un toplamı. Yani kaç yapıyor arkadaşlar? 2 iç açı bir dış açıya eşittir. 60 derece yapıyor. Dolayısıyla verilen sorunun cevabı yani bu sorunun cevabı Böylelikle 60 yani Balıkesir çıktı arkadaşlar. E noktası küpün üst tabanına herhangi bir nokta ABCD taban ayıtlarının orta noktaları. Arkadaşlar orta noktalarıymış bunlar. Bu orta noktalarından gidebiliriz. Buna göre piramidin hacmini küpün hacmini oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şuraya A A dersen burası ne yapıyor? A kök Aynı şekilde A A A kök A kök ve A kök E hocam bir yükseklikte ne yaptı? 2 A. Hatta bu piramidin yüksekliği de aynı zamanda şu şeye eşit olmuyor mu? Oluyor. 2A oldu arkadaşlar burası. E hocam içerideki şekil bir kare oldu. Nereden biliyoruz hocam 90 derece olduğunu? Bu AA ya x kenar dik üçgen. Burası da 45 burası da 45. AA ya x kenar dik üçgen. Burası da 45 burası da 45 olduğundan burası 90 oldu. Aynı şekilde diğer açılarda 90 derece olacak. Yani içerisi gerçekten de bir kare oldu. E o zaman ben şimdi kübün hacminin. kübün hacmi nedir? 2A'nın kübü değil midir arkadaşlar? Bölü Piramidin hacmini oranı. Piramidin hacmi taban alanı. A kök karesi. A kök karesi çarpı yükseklik. 2A bölü 3 değil midir arkadaşlar? Evet. E 2A'nın kübü 8A küp bölü. Burası arkadaşlar ne yaptı? 2A kare çarpı 2A bölü 3 yaptı. A küpler gitti mi? Gitti. Hocam 2 kere 2 4 ile 8 sadeleşti. 2 kaldı. E ne kaldı? 2 bölü 1 bölü 3 kaldı. Bu da neye eşit oluyor? 2 çarpı 3 bölü 1 yaptı. Bu da neye eşit olacaktır? 6'ya eşit olacaktır. Yani cevap Zakçay yaptı. Farklı bir yolla yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Şunun alanına A deyip hocam tabanı 2A olur. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Taban alan çarpı yükseklik deyip de kübün hacmini bulabiliriz. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ten de piramidin hacmini bulabiliriz arkadaşlar. Oranladığımız zaman da bu şekilde de geliyor. Tamam o şekilde de yapabiliriz. Hatta söylemde kalmasın hemen yapayım. Hocam bunlar orta noktalar ya. Orta noktalar olduğu zaman ne oluyordu burada? Burası A iken şu alan ne oluyordu? Taban alanı 2A oluyordu. E hocam yüksekliğe bakacak olursak yükseklik hem burada hem de küpte aynı. E taban alanı çarpı yükseklikten gidelim. Şimdi küpün hacmi nedir? Taban alanı 2A. Yüksekliği H. 2A çarpı H bölü. E buradaki piramitin hacmi nedir arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. E buradan sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 1 bölü 3 geldi. O da 6'ya eşit oldu. Daha kolay bir yol. Ama genelde hepiniz ilk yoldan yaptığınız için hemen ilk yolu göstermek istedim size. Gençler cevap böylelikle Akçay oldu. ABC'de dikdörtgen 24 ve 32 vermiş. Yani burası da 24 ve 32. Hatta şu uzunluğu da bulabiliriz biz. Arkadaşlar dik üçgende burası 24 burası 32 ise hocam bu 8'in 3 katı. Bu 8'in 4 katı. Bu da 8'in 5 katı mıdır? Evet. Bilmiyorum bir işimize yarayacak mı ama neyse bulduk. Burayı kaç bulduk arkadaşlar? 40 bulduk. Devam edelim. Şimdi yukarıdaki şekilde o merkezli yarıçapı 3 cm olan dairenin merkezi AC üzerinde olacak biçimde dikdörtgen içerisinde hareket ettiriliyor. Evet böyle hareket ettiriliyor. Yani şöyle bu daire böyleyse böyle hareket ettiriliyor arkadaşlar bu. Bu hareket ettirildiğinde ne oluyormuş? Ee, buna göre diyor dairenin hareket edebileceği bölgenin alanı nedir diye soruyor. Dikdörtgen içinde hareket edecek ya. Hocam ben bunu böyle getiririm. Ta ki şu iki yere teğet olana kadar diye düşünürüz değil mi? Ama iki yere teğet olması için teğet teğet bunun açı orta olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Değil mi? E açı orta olamaz ki bu 24'e 32. Yani şu açı olsaydı bu bir kare olurdu. Bizim karemiz ancak şu açı daha küçük olduğundan dolayı arkadaşlar bak şu dik üçgende burası 24 burası 32. Bu alfa betadan daha küçük olduğundan dolayı e, bizim merkez tam olarak buraya kadar gelebilir arkadaşlar tam olarak şurası iken olabilir. Buraya teğet gelebilir. E hocam yukarıda nasıl gider en fazla? Alfa alfa burası ya bu seferde. de. E küçük olan yere teğet olacak. Büyük olan yere teğet olsa bak şöyle bir durum oluyor. Küçük olan yere teğet olacak şekilde gelir. Merkezi çemberin merkezi bak buraya kadar gelir. Yani çemberlerimiz de böyle hareket ediyor bu arada. Bunları da gösterelim isterseniz. Şu doğru, şu doğru boyunca merkezi bu doğru boyunca böyle hareket ediyor. İşte bu hareket ettiğinde gittiği yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat. Merkez var, teğet var, Çeyrek dik yapsak. Bunun yarı çapını vermiş mi bize? Vermiş. Hocam bunun yarı çapı 3. E ne yapacağız burada? Benzerlik var aslında. 3 bölü 24. Ya da hocam e, ne diyelim? Alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı 24 mü? 3 bölü 24 eşittir. Burada beta diyecek olursam betanın karşısı A bölü. A bölü betanın karşısı büyükte ne? 32. 32 diyecek olursak Böl burada 3'e böl 3'e böl 8. Bununla bu sadeleşti 4. A da buradan 4 mü geliyor? Evet. A 4 geldi. 3 4 5 üçgenim yaptı arkadaşlar burası. Aynen öyle. 3 4 5 üçgeni. Neyse. Burada da merkez teğet çektik yapsak aynı hamle burada da mı var? Hatta şurası 3 olduğundan eee aynı şu üçgenle de şu üçgen aynı oluyor. Birbirinin eşi. Alfa'nın karşısı 3, alfa'nın karşısı 3 olduğundan hatta burası da kaç yaptı arkadaşlar? 4 yaptı. 3 4 5 üçgeninden isterseniz şurayı da yazalım arkadaşlar. Aynı zamanda burası da 5 yaptı. Şimdi bizim daireler böyle hareket ediyor ya. Gittiği alan soruluyor. Bizim daireler ne boyunca hareket eder arkadaşlar böyle? Hareket ettiğinde taradığı alan soruluyor. İşte tam daireler işte bu. Doğrular arasında hareket etmez mi? Mesela yapıştırdın. Bir tane daire böyle koydun. Bak gördün mü? Bu doğrular arasında. Merkezi burada kalacak şekilde. Bu doğrular arasında böyle hareket etmek zorunda arkadaşlar. E o zaman hareket etti en son daire bu olmak zorunda. Buradaki en son daire de bu olmak zorunda. E hocam burada bir merkez diye çektik. Merkez diye çektik yapacak olursak. Burada da bir merkez diye çektik. Merkez diye çektik yapacak olursak. Şurada bir ne oluştu arkadaşlar? Şurada bir dikdörtgen oluştu mu? Oluştu. Evet dairelerin taradığı alanda dikdörtgen var. Bu arada burası 5 burası 5. Toplam 40 mıydı bu? Evet toplam burası 40'tı. E o zaman bu içerideki 5 5 10'sa Şuraya ne kaldı arkadaşlar? 30 kaldı. Yani 30'a 6'lık bir dikdörtgen mi oldu? Aynen öyle. 30'a 6'lık bir dikdörtgen kadar gitti bu daireler. Ama bir de uç noktalarda, şuradaki dairelerde, yarım dairelerde yok mu arkadaşlar? Evet. O zaman uç noktalardaki bu yarım daireleri de ekleyecek olursak, yani şu yarım daire artı şu yarım daire dersek, dairenin taradığı alanı buluruz. Çünkü dairenin hareket edebileceği bölgenin alanı isteniyor arkadaşlar bizden. Yani o zaman ne yapacak cevap arkadaşlar? 2 tane de yarım daire ekleyeceğiz. Artı 2 tane pi r kare bölü 2 eklenecek arkadaşlar. O zaman bu da kaç yapıyor? 180 artı 9 pi şeklinde bulunmuş olur arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıkar. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Genelde çoğunuz şu hata yapmıştır. Bu çemberi getirmişsinizdir. Bu ikisine teğet olacak şekilde. Açı ortay olursa teğet olur. Ama küçük açıya teğet, küçük açının olduğu yerde teğet olma mantığı burada güzel bir düşünce yapısına sahip olmanızı sağladı bence. Yani böyle bir soru çıkarsa sınavda mınavda artık rahat bir şekilde düşünebilirsiniz bence. Daha öncesinde çözmeseniz ha bu soruyu yapamazsınız tabii ki. Yani çoğunluğunuz zaten bu arada hoş geldiniz nasılsınız çoğunluğunuz zaten bu soru için geldiniz buraya büyük ihtimalle. Evet bu soru da böyle yapılıyor arkadaşlar tamam. Evet gençler böylelikle cevabı ham bulduk. Bir tasarımcı yarı çapı iki olan çeyrek çemberler oluşturarak işte bunu oluşturmuş. Bu desenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Yani bunları böyle ayrı ayrı bulmak sıkıntı olur. Genelde böyle sağ e, ne derler böyle garip bir şekil varsa ağzında farklı bir şey çıkıyordu ama neyse. Garip bir şekil varsa alanı taşıyorduk arkadaşlar. Şu noktalara bakacak olursanız zaten ne var arkadaşlar? Bu noktalar tam da bir karenin üzerinde mi oluyor? Evet. Aa, o zaman hocam ben şöyle yapsam. Şurada dikkat edin arkadaşlar. Şurası. Bu yarım daire, yarım daire burada canımı sıktı ya. Al. Bunu iptal et buraya koy. Hocam buradaki yarım dairede de bunu iptal et. Yarıçaplar aynı olduğu için buraya koy. Al. Buradaki yarım dairede de bunu iptal et. Buraya koy. Buradaki yarım dairede de bunu iptal et. Buraya koy. Taşıdık mı taşıdık. Karenin alanı yaptım, yaptı mı yaptı. Ama dışarıda bir de neler kaldı? Bu çeyrek, bu çeyrek, bu çeyrek ve bu çeyrek kaldı. Yani karenin alanı. 1, 2, 3, 4, 8 mi arkadaşlar karenin bir kenarı? Evet. 8'in karesi 8'in karesi artı taralı alan ne olacak? Artı 4 tane de çeyrek daire. 4 tane de pi r kare bölü 4 olacaktır arkadaşlar. Bunlar gitti. O zaman bu kaç yaptı? 64 artı 4 pi'ye eşit olmuş oldu arkadaşlar cevabımız. Cevap böylelikle ne çıktı? Cihan çıktı. Şekil 1'deki ABC dedik ya D köşesi AC doğrusu boyunca katlanınca şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Bir eski haline açıyorduk. Hop şöyle bir eski haline geri getirelim şekli. Sonra e, bu D üstü, şekil 2'deki D üstü noktası ABC dik üçgenin işte çemberin merkezi. Hocam işte çemberin merkezi demek ne demek? Hocam bunlar açı ortay demek. Buradan geçen bu da açı ortay demek. Şimdi katlamayı da kullanalım. Hocam burası 3 kök 3 e, kök ise buranın 3 kök altı olması pek işime yaramayacak gibi. Üst e, üste binen kenarlar birbirine eşit. Aynı zamanda üst üste binen açılar da birbirine eşitti. Hocam bu açıla bu açı eşit olacak. Hatta bu açıla da bu açı eşit olacak. Oo çıktı bir şeyler. Hocam bu bir dik yamuktu. 90 derece burası. 3 tane çizgi 90 dereceye eşitse o zaman bir tane çizgi kaç derecedir arkadaşlar? 30'ar derecedir. Dikkat. 60 ise burası. 60 90'dan dolayı burada kaçı? 30 derece oldu. Yani bunlar 15'er derece mi oldu? Evet burası da 15 oldu. Şimdi 3 kök 6'yı kullanabilirim. Nasıl kullanabilirim arkadaşlar? Hop şuradan bir dik çizerek kullanabilirim. Şuradan dik çizdiğimizde 90'ın karşısı 3 kök 6 ise bakın. Burası 15 30 45. Burası da 45. 45 45 90 üçgen çıktı. Kök 2'ye bölünmüş hali. Burası kaç olacaktır? 3 kök 3 olacaktır. O zaman burası da 3 kök 3 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bizden bu isteniliyor. Dikkat dikkat. İstenilen yere bak. O zaman oraya yoğunlaşacaksın. Bak bizden bu isteniliyor. Bu isteniliyorsa bu dik üçgene yoğunlaşmaz mısın? E, yoğunlaşırsın. E, bu dik üçgende zaten 30 değil mi arkadaşlar burası? 30, 60. Bakın 30, 60, 90 üçgen değil mi? Evet. 30'un karşısı şurası 30 ya. 30'un karşısı 3 kökü 60'ı karşısı da bu kenarda 3 kökü, kökü 3 katı olmaz mı? Olur. Buradan da cevap ne çıkar o zaman? 9 çıkar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Birim karelerden oluşan ve her birim karenin alanı 1 kilometre kare oldu. Bir harita üzerinde ABCD köylerin konumları şekildeki gibi gösterilmiştir. O noktasında bulunan bir helikopterin 5 kilometre oluşmasına yetecek kadar yakıtı bulunmaktadır. 5 kilometre. Arkadaşlar birim kareler ya o zaman bu helikopterin ulaşabileceği en uzak köy 5 kilometre 5 kilometre uçacak unutmayın. En fazla 5 kilometre uçacak yakıt var. O zaman uzunlukları bulalım arkadaşlar. Şunu çizdiğim zaman şurada bir dik üçgen var mı arkadaşlar? Var. Dik üçgenin kenarları kaç? Şimdi OA'yı bulalım. OA'nın karesi neye eşittir arkadaşlar? 2 ve 1, 2, 3, 4 e, ee, aslında 2 4 2 kök 5 direkt 2 kök 5 yapıyor arkadaşlar OA. OA 2 kök 5 hatta şey diyelim ya OA'nın karesi kaç yaptı arkadaşlar? 2 ve 4. 2'nin karesi artı 4'ün karesinden dolayı OA uzunluğunu kaç bulduk o zaman arkadaşlar? 4 artı 16'dan 20 bulduk. Kök 20 bulduk. Kök 20 25'ten kök 25'ten küçük mü arkadaşlar? 5'ten küçük mü? Evet. Çünkü karesi 20 yapıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, hepsini, hepsine bakacağız arkadaşlar. B'ye bakalım. B'ye baktığımızda da hocam şöyle bir dik üçgen var mı? Var. Şurada bir dik üçgen var. Bu dik üçgene bakacak olursak da bu dik üçgenin kenarları kaç? Hocam 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kök 2 hocam. OB uzunluğu 4 kök 2. 4 kök 2 5'ten küçük mü? Değil. Buraya ulaşamaz bile arkadaşlar. Sonra C'ye bakalım. C'ye baktığımızda arkadaşlar şu C. C'ye baktığımızda şurada bir dik üçgen var karşımızda. Kenarları kaça kaç? 1 ve 1, 2, 3, 4, 4. 1'in karesi artı 4'ün karesi 16, 17 yapıyor. Yani OC uzunluğu kök 17. Kök 17 5'ten küçük mü? Evet. Sıkıntı yok. E şuraya bakalım arkadaşlar. OD'ye bakalım. OD'ye baktığımız zaman da şurada bir dik üçgen var mı arkadaşlar? Var. Kenarları da kaç? 2 ve 3. 4 artı 9'dan 13. E OD uzunluğu da 13 yaptı arkadaşlar. Kök 13. 5'ten küçük mü? Evet. Sonra bir de şuna bakalım arkadaşlar. Buna da şuradaki dik üçgenden bakabiliyor muyuz? Bakabiliyoruz. 3 burası 3 burası burası da 3 köklü olacaktır. Ee, o e uzunluğu da 3 köklü oldu arkadaşlar. 3 köklü. 9 18 yaptı burası. 5'ten küçük mü? Evet. Şimdi bunlardan hangisi ulaşabileceği en uzak köy soruluyor. Bir köy var uzakta. En uzağı hangisi diye soruluyor. En uzağı bulacağız. Hocam bu kök 20. bu kök 17. Bu kök 13. Bu da kök 18 yapıyor aslında. En uzağı hangisi yapmış oluyor? kök yerimi yapmış oluyor. Yani o zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Akçay olmuş oldu. Aşağıda kenar uzunluğu iki kök 3 birim olan iki tane düzgün eş altıgen verilmiştir. Bu altıgenin kesim noktaları bulundukları kenarların orta noktaları. Hocam orta noktası böyle. Eş ya. Hocam bu da çizgiye çizgi olmak zorunda. Orta noktası bu da çizgiye çizgi. Bu da çizgiye çizgi olmak zorunda. A hocam burası kaç derece? 120. Burası da 120. Şurada bir eşkenar dörtgen çıktı karşımıza. Eşkenar dörtgende e, ee, ne oluyordu arkadaşlar? Eşkenar dörtgense karşı kenarlar paralar. 120 ise hatta burası da kaç yapar? 60 yapar. Hatta burası da 60 yapar. Hatta burası da 60 yaptı. Hocam şunlar da birbirine eşit ya. Ben şunu böyle 60'ı kolları böyle eşit gördüğüm zaman hemen böyle oluştururum arkadaşlar. 60 ise bu da ikiz kenarsa burası da 60 burası da 60 oldu mu arkadaşlar oldu. Aa hocam burası 120 ya doğrusal oldu. Hocam burası da 120 ya burası da doğrusal oldu. Çok güzel. Şimdi bizden ne isteniyor? KL uzunluğu. Arkadaşlar KL uzunluğunu bulmak için 90 derece karşılık getireceğim. Bunu da doğrusal buldum zaten. E buna karşılık bir dik üçgen elde edeceğiz. Hop şuradan bir dik çizsek bunun uzantısına. Arkadaşlar 120 derece burası da 30. Burası 2 köküç verilmişti. 120 ise burası 60 özür dilerim. Burası da 30. 90'ın karşısı 2 köküç ise 30'un karşısı kaç? Köküç. 60'ı karşısı 3 yaptı. Hocam burası 2 köküç. Hocam bir kenar 2 köküçtü. Burası köküçse eşkenar üçgen çıktığından burası da köküç oldu. E burası da 2 köküç. Bir kenar 3. Bir kenar 2, 4, 6. 6 kökü 3. E ben artık buradan x'i bulurum arkadaşlar. E, ama x'i bulurum da bak şöyle bulurum. Kısa yoldan bulurum. 3 ve 6 3'ten dolayı x deniyor bizden. Bu 3 dediğimiz nedir arkadaşlar? Ortak çarpandan yaparım. 3 dediğimiz 3, 3, çarpı 1. Bu da 3 çarpı 2 kökü 3. O zaman burası da 3 çarpı kare küçüğünde 1'in karesi artı 2 kökü karesi değil midir? Yani 1 artı bunun karesi de 12'dir. Cevabımız da böylelikle 3 kök 13 çıkar. Yani kök dışına çıkarmayla uğraşmam kardeşim. E, kitabın sonuna kaldık. Geldik artık alışmışsınızdır bu kısa yola. Değil mi gençler? Evet cevap böylelikle denizli çıktı. ABCD bir kare ve bu açı ortay olarak verilmiş. 12'ye 8 verilmiş. Analitik düzlemde bir nokta verilmiş ya da isteniyorsa eksenleri olan uzakları bizim için önemli. Hocam buraya çizilen kafa karıştıracağı için çizmeyelim. Zaten buradaki dik çizerken ordinatı kullanacağım. Bu ordinat burası yapıyor. E apsisimiz 12, ordinatımız da 8 olduğundan burası da 8. E burada ne var arkadaşlar? 90 dereceler havada uçuşuyor. Burası da 90, burası da 90. Ne yapacağız? Alfa beta'ya dalacağız. Da Dal kardeşim alfa beta. Alfa, beta. Hocam tamamı 90. Burası alfa alfa 90, burası da beta yaptı mı? Yaptı. A, şu üçgenle şu üçgen oldu? Benzer. Hatta kare olduğundan dolayı şunlar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Eşit. Eş üçgen çıktı. Alfa'nın karşısı 8. alfa'nın karşısı burası 8'dir. 12'yi de burası 4 kaldı buraya. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı burada da 4'tür. Hatta 4 8 ise burası da 4 kök 5 çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu açı ortaylığı niye vermiş? DE isteniyor bizden. Burayı 4 kök 5 buldum. Burası da 4 kök 5. Arkadaşlar isterseniz şöyle yapın. Açı ortayda kollara çilen dikmeler eşit değil. Oradan yapın. İsterseniz beta ise burası da beta deyip buraya da alfa deyip oradan yola çıkabilirsiniz. Fark etmez. Hadi ben oradan yapayım. Beta ek çizim yapmadan yapayım. Beta 90 ise burası da alfa. Aa ah, hocam şu üçgenle şu üçgenle şu üçgen şimdi ne oldu? Benzer oldu. Aa, en sevdiğim benzerlik var. Beta'dan alfaya geçiş 1'e 2. O zaman burada da beta'dan alfaya geçiş 1'e 2'dir. Artık alıştığınız buna sanırım. O zaman burası 2 kök 5 olur. E, klasik işte beta'nın karşısı 4 bölü beta'nın karşısı a, a e eşittir. Alfanın karşısı 8 bölü alfanın karşısı 4 kök 5 klasik benzerliğinde de yapabilirsiniz. Ama şunu alışın. Beta'dan alfaya geçiş 1'e 2 ise burada da beta'dan alfaya geçiş 1'e 2'dir. Çok kolaylaştırıyor işimizi. E burası 2 kök 5. E bunun tamamı 4 kök 5'te Kare olduğundan dolayı. Karenin bir kenarı 4 kök 5 olduğundan. E burası 2 kök 5'ti. Burası da kaç yaptı o zaman? 2 kök 5 yaptı. Bizden de zaten DE uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Edremit yaptı gençler. Yukarıdaki şekilde dedektör ile altın arayan Nadir düz bir zeminde aynı doğrultuda 20 metre yürüyor. Evet 20 metre yürüyormuş. Dedektörün Daire biçimindeki şuradan yürüyüşü 20 metre olduğunu gösterelim arkadaşlar. Şöyle 20 metre. Eyvallah. Sonra dedektörün daire şeklindeki biçimindeki taban kısmının yarıçapı 25 santimetre olduğuna göre kaç metre karelik yerde altın aramıştır diye söyleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar 25 santimetre aslında kaç metredir? 0,025 ya da 25 bölü 100 metre değil midir? Bu da 1 bölü 4 metre değil midir arkadaşlar? Çünkü bizden kaç metrekarelik yerde altın aradığı soruluyor. Evet. yarıçapı çapı 1 bölü 4 bunu unutma. Bizim eleman da 20 santimetre yürümüyor mu? Evet. Şimdi bizim ilk başta yürüyüşe başladığım başlamadığı, başlamadığı zaman bizim dedektör burada duruyor. Evet. Buradan 20 santimetre gitmesi demek bizim dedektör de 20 santimetre gidecek anlamına mı geliyor? Evet. E bizim dedektör ilk önce yarı çapı 20 santimetrelik bir daire. Sonra bu daire böyle 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 gidiyor. En son Şuraya kadar geldiğinde yarı çapı 20 santimetrelik olan daire bu şekilde mi olacak arkadaşlar? Evet. E dedektör ne kadarlık yeri aramış oluyor? Hocam dedektör hop şöyle hop şöyle yeri de aramış oluyor mu? Aynen daire bu şekilde dümdüz gidecek ya. İşte bizden ne isteniyor arkadaşlar? Buradaki yüzey alanı nedir diye soruluyor yani bize. E arkadaşlar merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. Aynı şekilde çektik çektik. Bunun yarı çapı kaçtı? 1 bölü 4'tü. Hocam 1 bölü 4 1 bölü 4. Şurası toplamda kaç yaptı? 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 eşit oldu. Bizim eleman 20 metre gidiyordu. Burası da 20. ay şuradaki alanı ben bulabilirim. Buradaki alan nedir? Hocam 20 ile 1 bölü 2'nin çarpımı. 1 bölü 2'nin çarpımı artı. Bir de ne var arkadaşlar? Dedektör buradan başlayıp buraya gitti ya. Daire şeklindeydi. E hocam şurada bir yarım daire. Burada da bir yarım daire yok mu? Var. Yani pi r kare. Yarı çarpı 1 bölü 4 ya. Pi r kare. Çarp Pi re kareden kaç tane var arkadaşım? 2 tane var. Pardon. Pi re kare bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar? Bir burada yarım, bir burada yarım. Bir tam da diyebilirsiniz ama Pi re kare bölü 2'den 2 iki tane var diye yazayım ben buraya. O zaman cevabımız ne çıktı? 20 x 1 bölü 2 10 artı bölü 2'ler gitti. 1 bölü 4'ün karesi de ne yaptı? 16 mı yaptı? Evet çarp 1 bölü 16 yani pi bölü 16'ya eşit oldu. Yani cevabımız o zaman 10 artı pi bölü 16 oldu arkadaşlar. Cevap böylelikle akçay oldu.